Dün Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verileri beklenenden de iyi geldi. Tüketici fiyatı endeksinde %5,2'lik yıllık enflasyon bekleniyordu. %5,0 geldi. Eğer tek ay olarak bakacak olursak %0,1'di burada enflasyonda. Yıla vuracak olursanız %1,2'ye geliyor. Çekirdek enflasyon ise beklendiği gibi geldi. %0,4. Bir önceki ay da %0,4'tü. Yıla vurduğumuzda %5,6. Şubat ayında gözüken yıllık %5,5'ti. Burada küçük bir artış var ama bunlar bekleniyordu. Burada bir sürpriz payımız yok. Bu durumda borsaların coşması gerekiyor. Hakikaten de öyle oldu. Açılış öncesinde çok pozitifti. Açılıştan sonra da ilk bir saat kadar pozitif gitti. Sonra yavaş yavaş sönümlendi. Günün son bir saatinde de epey sertçe düştü. Ve bazı insanlar buna şaşırdı. Oysa eğer beni yakından takip ediyorsanız şaşırmamış olmanız gerekir. Bunun böyle olabileceğini gayet net anlatmıştım. Ne demiştim? İki riskimiz var. Bunlardan bir tanesi enflasyon beklenenin üstünde gelebilir. Her zaman mümkün. Gelmedi. Hatta tam tersine beklenenin altında ve beklenenle paralel geldi çekirdek tarafta. İkinci riskimiz de nedir demiştim? Eğer manşet enflasyon düşük, buna karşın çekirdek enflasyon yüksek gelirse piyasa bunu cezalandırabilir. Bu daha evvel yaşanmış bir şey. Ve çekirdek enflasyon beklentiler seviyesinde gelmesine rağmen manşetteki düşüşe ayak uyduramadığı için piyasa bunu cezalandırmaya karar verdi. Ayrıca bir de tweet atmış ve demiştim ki Amerika'da hedge fundlar anormal shorttalar. Bundan dolayı yukarı doğru bir atakta çok zarar edeceklerdir. İşte dün bu zararı biraz engellemeye çalıştılar açıkçası piyasa yapıcılar ve fiyatları bir yerde tutmaya çalıştılar. Kapanışa doğru gelen düşüşün sebebi ise son derece bana sorarsanız aptalca. Dün Fed tutanakları açıklandı. Bir önceki toplantının tutanakları ne önemi var bilmiyorum. Oysa elimizde yeni enflasyon verisi var. O yüzden bence dünkü düşüş epey büyük bir gürültü. Ben biliyorsunuz böyle zamanlarda kulaklarımı gürültüye tıkıyorum ve gerçek verilere bakıyorum. Peki gerçek veriler bize ne söylüyor? Gerçek veriler bize diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon tarihi düşük seviyelerde yıllık %1,2. Bu FED hedefinin neredeyse yarısı ve buna şu anda erişmiş durumdayız. Gerçek veriler bize diyor ki gıda ve enerji fiyatları düşüşe geçmiş durumdalar, eksileler. Bunlardan gıdadaki düşüş gerçekten çok sevindirici. Özellikle evden yemek yemek fiyat olarak gerilemiş. Dışarıda yemek yiyorsanız hizmet bedeli var, biraz daha artış var orada. Ama tüketicinin başındaki en büyük enflasyonist dertlerden bir tanesi olan gıda çözülmüş Amerika'da. Enerji fiyatlarında büyük düşüş var ve bazı aklı evvellerin söylediği gibi işte OPEC kıstı fiyatları, bundan sonra enerji fiyatı yükselecek. Hayır efendim, onun etkilerini en yakın Mayıs-Haziran'da göreceğiz. Nisan'da gelecek enflasyon verisinde öyle bir şey yok. Artı pompaya yansıma şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde %5'ler civarında. Yani tek başına enflasyonu tekrardan yukarı doğru çıkacak bir güç orada yok. Çekirdek enflasyona baktığımızda peki nerelerde enflasyon yapışkana benziyor? Bir sürü yerde düşüyor çünkü. 3 tane temel kalem var aslında bizim canımızı sıkan. Bunlardan bir tanesi barınma, bir tanesi ulaşım hizmetleri, bir tanesi de yeni otomobiller. Dün herkes panik halindeyken ben tablonun detaylarına bakmayı tercih ettim. Çünkü daha evvel bunu yaptığım için herkes enflasyon yükseliyor derken ben düşeceğini söylüyordum. Şimdi daha da sert düşeceğini iddia edeceğim. Çünkü bu 3 kalemde bize önemli değişimler bekliyor. Barınmadan daha evvel onlarca kez bahsettik. Barınmadaki sorun buradaki enflasyon verisinin gecikmeli geliyor olması. Ona rağmen bir önceki ay %0,8 artış varken bu ay %0,6'ya inmiş. Gecikme neden kaynaklanıyor? Çünkü kira sözleşmeleri uzun vadeli. Fed Başkanı Powell bile bunu kabul etti ve dedi ki bir önceki açıklamasında kiralardaki gecikmenin farkındayız. Oysa orada ciddi bir düzelme var dedi. Dün Amerikalı bir profesörün hesaplamasına göre eğer shelter'daki yani barınmadaki enflasyonun gerçekte olduğu durumu olan sıfırı hesaba kaçacak olursak bütün neredeyse çekirdek enflasyon sıfıra doğru yaklaşıyor. O yüzden birinci kalemimizde hiçbir sıkıntım yok. Bu önümüzdeki aylarda düşecek. Özellikle Haziran'dan itibaren ciddi düşüşler yaşayacağız. Enflasyonun dirençli gözüktüğü ikinci bir kalem transportation services yani ulaşım hizmetleri. Buna da baktığımızda tarihi olarak enflasyona biraz geç tepki veriyor düşüşlerde en azından. Çünkü enerji fiyatları arttığında ve maaşlar arttığında burası çok olumsuz etkileniyor. Çünkü iki temel girdisi bu. Ulaşım hizmetlerine çok sayıda insan çalışıyor ve oralarda maaşlarda enflasyonun gerisinde de olsa bir artış yaşandı. Bir ara enflasyondan fazlaydı o artışlar. Bir yandan da enerjideki geçmiş dönemdeki artışlar da buraya yansıdı. Fakat düşüşlere gelince biraz düşüşler geç oluyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda özellikle kredi tarafındaki kısıntıların yavaş yavaş seyahatleri de kıracağını tahmin ediyoruz. Bundan dolayı benim burada da bir endişem yok. Bu ay %1,4 çıktı. Yıllık %13,9. Bu önümüzdeki dönemlerde kesinlikle düşecek başka bir kalem. Çünkü neden? Maaş artışları enflasyon altında. Bu buraya yansımaya başlayacak. Enerji fiyatlarındaki düşüşler buraya yavaş yavaş girmeye başlayacak. Ve son olarak da
Tüketimde, talepte burada mutlaka azalma yaşanacak. Son yapışkan kalem ise yeni otomobiller. Bu da bana son derece komik geliyor. Oysa yaşanacak şey önümüzdeki günlerde Tesla'nın başlattığı fiyat savaşları her yere yansıyor olacak. Bunun etkilerini ben bu çeyrekte de biraz görürüz diyordum. Bu ayda görürüz diyordum. Görmemişiz ama önümüzdeki günlerde mutlaka göreceğiz. Elon Musk ve Tesla elektrikli otomobil tarafında bu kadar sert bir fiyat savaşı başlatmışken fiyatların yukarı doğru gitmesine imkan yok. Yani enflasyonda aslında işler çok çok yolunda. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa, yeni bir savaş, yeni bir kıtlık, şu anda öngöremediğimiz büyük bir jeopolitik sorun, enflasyon düşmeye devam edecek. Kimse düşmez derken ben aylardır düşeceğini söylüyordum. Matematik gerçek bu. Nisan ayındaki düşüş biraz daha yavaş olacak. Dün anlattığım baz etkisinden dolayı. Çünkü geçen sene Nisan'daki enflasyon biraz azdı. Baz etkisinden dolayı düşüş burada da biraz yavaş gözüküyor olacak ama düşüşe devam. Peki diyelim ki ben yanlış çıktım, enflasyon burada yapıştı kaldı. Fed faizleri ne olacak? Şu an itibariyle Fed faizleri %4.75, %5 aralığında. Oysa CPI yani tüketici fiyatı endekslerindeki enflasyon %1.2. %1.2 ile %5 arasındaki fark insanları alışverişten uzak tutar, yatırımdan uzak tutar ve ekonomiyi kesinlikle yavaşlatır. Yani Fed şu anda da zaten yeterince yüksek bir faize sahip. Çekirdek enflasyon tarafından bakacak olursak, çekirdek enflasyon %5.6, Fed'in faizi %5, orada da neredeyse yakalamış. Yani ben çekirdek enflasyonu buradan sonra düşeceğini öngörüyorum. Ama düşme olmayacaksa bile Fed'in faizi oraya yakın. Bu nedenle dün dinlediğim ve çok saygı duyduğum çok sayıda Amerika'da ekonomist, artık Fed'in durması gerektiğini, Mayıs ayındaki faiz artışına gerek olmadığını, zaten bir öncekine de gerek olmadığını, bunu daha fazla zorlamaya devam ederse hakikaten resesyonu sertleştirebileceğini düşünüyor. Ben de onlar gibi düşünüyorum. Zaten ekonomi durgunlaşacak. Bu konuda hiçbir kimsenin yanılgısı yok. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte resesyon olma ihtimali de var. Fakat Fed buralarda sakinleşirse ve en azından söylemini biraz yumuşatırsa bu resesyonun çok sert ve derin olmasına gerek yok. Çok daha yumuşakça bir iniş yaşanabilir. Zaten biz de fikrimiz buydu. Bundan dolayı aslında Mayıs'ta Fed'in yapması gereken şey faiz artışını durdurmak. Ama siyasi bir örgüt olduğunu daha evvel söylemiştim. Kuyruğu dik tutmak, prestijlerini kurtarmak her şeyden daha önemli. O yüzden artışa devam edebilirler. Ve bu artışa devam etmelerini bir de sert söylemle beraber söylerlerse o zaman başımız gerçekten derde girer. Buna karşın faiz artışını durdururlarsa veya artışa devam edip yumuşakça bir söylem söylerlerse, mesela burada duruyoruz artık ve önümüzdeki 4-5 ay gözlemlemeye devam edeceğiz. Orada piyasalar kendine gelmeye başlar. Burada tabii önemli olan bankacılık tarafında beklemediğimiz bir patlamanın olmaması, ki mümkün çünkü faizler yüksek ve bankaların aslında ellerindeki varlıklarda zarar etmeye devam ettiğini biliyoruz. FED orayı şimdi arka pencereden para besleyerek devam ediyor. Bu tabii bozulabilir. Burada kötü sürprizler yaşanabilir. Peki, bütün bu anlattıklarım çerçevesinde bir öze çıkaracak olursak, dünkü düşüşte şaşıracak bir şey yok. Böyle bir olasılık vardı. Üzerine bir de FED tutanakları açıklandı. Orada FED'in ileride bankacı kaynaklı bir resesyon bekleyebileceği söylendi. Bundan dolayı düşüş biraz hızlandı. Geçmişte borsada çok terslerini de görmüştüm. FED'in %75 faiz artışı yaptığı günlerde o gün borsanın yükseldiğini, ertesi gün düştüğünü de görmüştük. O yüzden Amerikan borsalarında böyle günlere temkinli girmek gerektiğini hep söylüyorum. Bununla ilgili özel videoda yaptım ve bu senaryoyu da anlattım. Şaşıracak hiçbir şey yok. Önümüzdeki günlere bakınca da oyun planımız belli. Birincisi, şimdi bilançolar geliyor. Onlara odaklanacağız. Orada ne oluyor bitiyor onu göreceğiz. Buradan bir sonraki FED toplantısına kadar Mayıs'a çok sayıda veri akışı var. Bu veri akışları bize Amerika'daki durgunluğun sertleşmekte olduğunu gösterecekler muhtemelen. Gelen bilançoların bir kısmı da bunu onaylayacaktır. Bu durumda Fed'in üzerinde şöyle bir baskıyla giriyoruz 2 Mayıs'a. Nedir o baskı? Enflasyon ciddi şekilde düşüyor. Çekirdekte düşme ödemeleri enayice bir şey. Çünkü rakamlar onun da düşeceğini gösteriyor. Matematik bu, istatistik. Ve bir yandan da aslında ekonomideki durgunluk belirtileri de artmış durumda. Fed orada hala ben Amerika'yı vurmak istiyorum, öldürmek istiyorum diyorsa o zaman hepimize geçmiş olsun. Ben Fed'in orada bir şekilde bir daha yumuşak söyleme doğru geçeceğinden eminim. Hatta dün bile bazı FED yöneticileri çıktılar, dediler ki sanırız burada artış durabilir artık. Biraz daha dikkatli bakmamız lazım. Bazıları çıktı dedi ki bir artış daha yapıp sonra durmak iyidir. Yani FED'de o yumuşama sinyalleri dün geldi ama dün borsa düşmek istiyordu. Neden? Çünkü pek çok insan short'taydı. O zararları biraz telafi etmek istediler. Burada son derece scoreboardçu takipçiler var. Bak düştü, hoca haksız çıktı. Hayır, her şeyi adım adım anlatmaya, senaryoları netleştirmeye ve her seferindeki tavrımızın ne olması gerektiğini söylüyoruz. Dünkü düşüşe rağmen
Ben zarar etmedim. Neden? Çünkü hedge etmiştim kendimi. Zararsız olarak dünü atlattım, pozisyonlarımı da korudum ve mümkünse biraz daha hisse almaya çalışacağım azıcık aşağıya doğru gidiyorsak. Çünkü Mayıs ayına kadar ben borsaların iyi gideceğini hala düşünüyorum. Yani iyi bir Nisan geçireceğiz. Mayıs ayında ne olur konusunu sonra konuşacağız. Mayıs ayı geleneksel olarak kötü bir aydır borsalarda. Bir de Fed çıkıp o gün kötü bir açıklama yaparsa canlar sıkılabilir. Biraz daha veri aksın bakalım. Mayıs ayı öngörüsü sonra getiririz. Ama Nisan ayı öngörüm hala geçerli. Pozitifim. Bitcoin hala 30 bin üzerinde. Dün biraz sarktı ama akşam geri geldi. Bakalım bugün borsalar ne yapacak? Erken pazarda şu an hafif pozitif gözüküyorlar. Ben biraz toparlanma bekliyorum. Çünkü dün borsalar biraz zırvaladı.